Hazreti Mevlana Fihi Mafih eserinde şunu anlatır. Allah ile kul arasında öncelikli iki büyük perde vardır. Sağlık ve servet. Sağlıklı kişi Allah'ı unutur. Fakat hastalanıp ağrıya tutulduğunda ya Allah ya Allah diye inlemeye başlar. Artık kurduğu her cümle Allah'a dönüktür. İçini sürekli Allah'a döker. Demek ki sağlık onun için bir perdeymiş. Allah o kişi için o acı ve sıkıntıların ardında gizliymiş. İnsan mal mülk sahibi olunca da Allah unutur. Arzularını tatmin etmenin peşine düşer. Gece gündüz o işle uğraşır. Fakat imkanlar elinden gidip sefalete düştüğünde acziyetini anlar. Allah'a yönelir ve ondan medet ister. Bana seni getiren acizlik ve sefalettir. Aciz ve sefil bir kulunum ben senin diye inlemeye başlar. Allah Firavun'a yüzlerce sene boyunca servet ve saltanat verdi. Bütün bunlar onu Allah'tan uzaklaştıran birer perdeydi. Allah'ı hatırlayıp anmasın diye bir gün olsun ona elem tattırmadı. Mevlana Hazretleri burada Allah'la kul arasında sağlık ve servetin iki perde olduğunu söylüyor. Bu bize bir hadis-i şerifi de hatırlatıyor. Bir hadis-i şerife göre zarara uğramayan servette ve hastalığa uğramayan ...bedende hayır yoktur buyurulmuş. Çünkü onlar genelde... ...hastalıklar ve... E, ...ekonomik e, sarsıntılar... ...insanı Allah'a götüren... ...vasıtalar olmuştur. Bu konularda... ...hiçbir arızanın olmayışı da... ...genel olarak kişiyi gaflete... ...sürüklemiştir. Allah'ı unutmaya... ...sevk etmiştir. İstisnaları... ...elbette olabilecek bir mevzu olmakla... ...birlikte genel insan karakteri... ...buna müsaittir. E, ve sağlık ve servetteki... ...eksiklikler, sorunlar da bir bereket, bir nuraniyet, bir maneviyat olduğu e, muhakkak e, servetine zarar gelmeyenlerden bir portre örneği olarak Karunu verebiliriz. O servetiyle e, övündü ve gitgide Allah'tan uzaklaştı ve ona isyan etti. E, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle onu ve hazinelerini yerin dibine batırdık neticesiyle karşılaştı. Sağlığına bir zarar e, gelmemiş olanlardan da Firavun örneği verdi. O da herhangi bir rahatsızlık yaşamadığından acziyetini hissedecek bir imkan bulamamış oldu. Bu sağlık, bu nimetler, o saltanat onda firavunluk damarını iyice arttırmaya neden oldu. Bu ikisi birer nimet olmakla beraber nimetin şükrü insanı Allah'a yaklaştıracak bir kavram olmakla beraber yine de daha çok insan bunlara yenilme özelliğine sahiptir. Bu gerçeği de görmek gerekiyor. Feridüddin Attar Esrarname kitabında şunu yazmış. Bir hak dostu oğluna şöyle nasihatlerde bulunmuş. Sevgili oğlum, daima yemeklerin en lezzetlisini ye. Yatakların en yumuşağında uyu. Zevklerin en büyüklerini al. Bir memlekete taşındığında ise oradaki en güzel eve yerleş. Evet teklifler ilginç. En güzel yemekler, en yumuşak yataklar, en güzel evler, en büyük zevkler. Babası oğluna böyle garip bir nasihatte bulunmuş. Bakalım oğlu ne cevap verecek? Oğlu, sevgili babacığım bu dediklerim bana nasıl nasip olur? Bunlara ancak servet sahipleri erişebilir. Diye itiraz edince hak dostu bu nasihatlerden asıl kastını şöyle sıralamış. Yemek yemeden önce iyice acıkmayı beklersen yemeklerin en iyisini yemiş olursun. Çok çalıştıktan sonra yorgun düşüp uyursan en tatlı uykuyu almış olursun. Başkalarının sıkıntılarını tefekkür edersen hayattaki küçük zevkler sana büyük gelir. İnsanların kalbine, gönlüne yerleşebilirsen en güzel eve yerleşmiş olursun. Evet burada Feridüddin Attar Esrarname kitabında bize büyük bir hayat e, dersi veriyor. Aslında e, uykuların en güzeli insan e, yorulduğu zaman olabilir. Yemeklerin en lezzetlisi acıktığı zaman olabilir. Sürekli yemek yiyen biri, hiç acıkmadan e, yemek yiyen birisi sünnet-i seniyeye muhalif etmiş olur. Acıkmadan yemeyin e, buyrulduğu için e, bu tür bir kişi yemeklerin de lezzetini alamaz. İnsanların kalbine yerleşmiş bir kişi en güzel eve yerleşmiş olur. İlla evin burada konforlu ve lüks olma şartı yok. Aslında insana zevk veren şey, ne kadar bir mahrumiyetten o nimete ulaştırdır. Yoksa sürekli bir nimetler grafiği içerisinde arzuladığı her şeyin, umduğu her şeyin içerisinde olan bir kişinin bunlardan lezzet alması kolay kolay düşünülemez. Hazreti Mevlana Mesnevisinde açlıkla ilgili e, çok değerli tespitler yapmış. Açlıkta nice fayda ve hikmet var. Açlık ilaçların başı. Açlığı çirkin görme. Onu baş göz üstünde tut. Hastalar açlıkla şifa bulur. Açlık olmazsa yemekler bile hoşa gitmez. Adamın birisi iştahlı iştahlı küflenmiş ekmek yiyormuş. Oradakilerden biri de ona hayırdır bu ne iştah bu ne hırs diye sormuş. Adam demiş ki Sabrın sonucunda açlık iki katına çıktı. Ve arpa ekmeği bana helva gibi oldu. Hep sabırlı olmayı öğrenirsem daima helva yemiş olurum. Evet bu ee, mahrumiyet konusu aslında açlık konusu. Müsibetler konusu, hayal kırıklıkları konusu. Bu nefsimizin hoşuna gitmeyen e, bütün bunlar. Ki bir hadis-i şerifte cennetin etrafı nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle örülmüştür. Aslında cennete giden yol nefsin hoşuna gitmeyen şeyler içerisinden geçiyor. E, bu büyük bir hakikattir. Açlık gibi musibetler de böyledir. Musibetler ilaçların başı, tedavilerin başı. E, hani bir büyüğümüz demiş ya, yetmez mi? Yetmez mi dert derman olarak sana? Derdim bana derman imiş diyor e, Niyazi Mısri. E, dolayısıyla sürekli bu sabrı korursam, bu açlığın felsefesini yakalarsam sürekli helva yemiş gibi olurum. Kuru ekmekten bile helva tadı almış olurum diyen bu pencereden baktığımızda aslında sıkıntılarımızın, hayatımızın zevkini oluşturan bir pencere olduğunu görmek çok zor olmaz. Çünkü hayat çeşitli renklerden oluşur, çeşitli tatlardan oluşur. Mesela bir insan gözü bazı renkleri hoşlanmıyor diye görmek yeteneğini yitirmek istemez. Bazı sesler sert diye onları duymamayı göze alamaz. Çünkü bilir ki sert tonlar da yumuşak tonlar da Koyu renkler de, açık renkler de e, aslında e, güzellikleri oluşturan başka e, aynalardır. Bu sebeple e, açlık da, müsibetler de hayatın keyfini, mutluluğunu meydana getiren önemli bir dekoratif durumdur. Gerçeğini kabullenmek gerekir. İmam Maverdi, Ebedü Dünya ve Din Risalesi'nde şu cümleyi yazmış. Dünya yaşamı tıpkı bir rüya gibidir. Devamı olmayan nimetin ne hayrı olur? Düşün ki dün lezzetini aldığın şeyler bugün kayboluyorsa rüya görmüş kimseden ne farkın kalır? Evet dün yemeklerden aldığımız lezzet şu anda yok. Geçen hafta aldığımız lezzetler de yok, 10 yıl önce aldığımız lezzetler de yok. Lezzetler birikmiyor. Fakat acıları biz zihnimizde güncel tutarak onları kendimiz biriktiriyoruz. O bizim kendi kusurlarımızdan bir tanesi. Aslında acılar da birikmiyor. Acılar insan bedeninde birikseydi bugün acıdan inlemeyen hiçbir insan kalmazdı. Hayat bir rüya mıdır? Rüyada bir kabus görürsek sabah uyandığımızdaki sıkıntımız birkaç dakika sürebilir. Ama geçmişte bir rüya değerindeyse onun sıkıntısı üzerimizde halen devam etmesi düşünmeye değer bir konudur. Bir komedyen Yanlışlıkla yaptığı esprilerden birisini tekrar etmiş sahnede. Hiç kimse gülmemiş. Biraz da somurtmuşlar. Komedyen onlara demiş ki, bakın bir espriyi bir daha yaptım diye hiçbiriniz gülmüyorsunuz. Üstelik somurtuyorsunuz. Fakat acıları neden tekrar tekrar düşünüyorsunuz? Zaten geçmiş olan acıları bir kere üzüldünüz, yeter. İkinci kez üzülüyorsunuz aynı acıya, hadi olsun. Üçüncü kez, beşinci kez, onuncu kez aynı acıya üzülüyorsunuz da... Aynı espriye niye iki defa gülmüyorsunuz? Şimdi bu aslında e, hayatın rüya olduğunu telmih eden, ima eden, rüya gibidir diyen bazı manevi bilgilere e, rastlarız. Ölümü uykuya benzeten bir hadis-i şerifin penceresinden de bakabiliriz. Fakat biz yaşamın gerçek olduğuna inanıyoruz. E, sabit bir hakikati olduğuna inanıyoruz. Rüyadır, üst bütün rüyadır. Yemiyoruz çünkü sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz var. Onları yerine getirmek zorundayız. Gerçek bir hayatın içerisindeyiz. Fakat yaşadığımız sıkıntılara bu gözle bakmakta hiçbir mahsur yok. Dün geceki kabusla, dün yaşadığımız sıkıntı arasında gerçekliklerini koruma bakımından hiçbir değer farkı yoktur ve bu yaklaşımla meselelere yaklaştığımızda sıkıntıların üzerimizdeki sürekliliğinden uzaklaşmış oluruz. Buna benzer bir cümlede Anne Meriye Şimel Ben Rüzgarım Sen Ateş romanında Mevlana ile alakalı tahliller yaparken şunu yazmış. İnsanlar uykudadır ve öldüklerinde uyanırlar. İnsan uykuya dalınca bu alem onun gözünde kaybolup gitmiyor mu? Rüyada gördüğü acı ve sevinçleri gerçek sanan biri aldanmıştır. Onlar sadece kendilerinden daha büyük bir gerçeğe işaret ederler. Şimdi rüyayı Evet atlattık, ne de olsa rüyaydı diye üzerimizdeki etkilerini attık. Fakat önemli olan rüyaya tabirler yapmaktır. Oradaki sembollerden manalar çıkarmaktır. Acılar da böyledir. Yaşadığımız acılar geçmiştir. Üzerimizdeki etkileri artık yoktur. Biz onları üretmediğimiz müddetçe bize bir zararları dokunmaz ama onların tabirlerini, tevillerini, manalarını, hangi hikmetle bize ulaştılar, kader neden müsaade etti, kadere fetva verdiren yönümüz hangisiydi... E, bu musibet bizi neye hazırlıyordu gibi e, tefekkürden yüksünmemeliyiz sadece onlardan gelen aşağıya çekici olumsuz yönlendirmeleri kabul etmemeliyiz